Çılgın Fizikçiler ve Bilim İnsanları Merak Ettikleriniz serisi 3. sezonunun ilk bölümünün konusu dünyanın şekli. Dünya yuvarlak mı yoksa düz mü? Aslında her ikisi de değil. Dünyanın şekli kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir haldedir. Peki dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu 2000 yıldan fazla bir süredir bilindiği halde neden hala düz olduğu iddia ediliyor? Gelin bu iddialara hep beraber bakalım. Öncelikli olarak eğer dünyanın şekli yuvarlaksa neden Güney Yarımküre'deki insanlar aşağıya düşmüyor? Buradaki öncelikli hata uzayda aşağı ya da yukarı diye bir kavramın olmamasıdır. Kütle çekimini esas alan biri için aşağı ya da yukarı vardır. Bu nedenle de Güney Yarımküre'deki insanlar aşağıya düşmez. Uzayda bırakılan bir su damlasının herhangi bir yere düşmemesi gibi. Diğer bir iddia ise yıldızların hareketidir. Eğer yıldızlar hareket ediyor, dünya da dönüyorsa nasıl kusursuz bir hareket görüyoruz? Üzgünüz, buna cevabımız da evrende kusursuz diye bir şeyin olmamasıdır. Evrendeki her şey kaotiktir. Yıldız kümesi olarak adlandırılan takım yıldızları çok uzun sürelerde kayar, ancak bunu kısa gözlemlerimizle anlayamıyoruz. Örneğin burç takım yıldızları adlandırıldıkları günden bugüne oldukça kaymışlardır. Bu ve bunlar gibi asılsız soru ve çözümlere dayanarak bir teori öne sürdüklerini söylüyorlar ama aslında bu bir bilimsel teori değil, bir komplo teorisidir. Yani gerçekleri çarptırıyorlar ve bize söylemiyorlar düşüncesini temel alır. Onlara dünyanın fotoğrafları var, videoları var deseniz onlar bunun Photoshop olduğunu ve uzaya asla gidilmediğini söylerler. En basit şekilde dünyanın şeklinin yuvarlak olduğunun ispatı, size doğru gelmekte olan bir geminin ilk önce dumanını, sonra direğini, en sonunda geminin kendisini görürsünüz. Bir başka ispat ise ay tutulmasında dünyanın gölgesinin bir yuvarlak halinde ayın üstüne düşmesidir. Ya da hep aynı yöne giden birinin başladığı noktaya tekrar geri dönmesi gibi. Günümüzde uçaklarla bunu çok rahat yapabiliyoruz. Eğer Aristo mantığıyla düşünmeyip komplo teorilerini çıkarırsanız düz dünya komplo teorisinin bir safsata olduğunu çok rahat bir şekilde anlarsınız. Eratosthenes, Helenistik dönemin en saygın bilim insanlarından biridir. Kendisi coğrafyacı, astronom, tarihçi, tiyatro eleştirmeni, şair, yazar, matematikçi ve felsefecidir. Aynı zamanda İskenderiye Kütüphanesi'nin müdürüdür. İskenderiye Kütüphanesi'nde bulduğu bir papirüste anlatılan bir olay Eratosthenes'in dikkatini çekmiştir. Bu papirüste Mısır'ın Aswan kentinde bir kuyunun başında oturan bir adamın gözlemlerinden bahsedilmektedir. Bu papirüste yılın en uzun günü 21 Haziran'da gölge boyunun kaybolduğu ve güneşin kuyunun tam tepesinde olduğu yazılmıştır. Eratosthenes bu durumun İskenderiye'de de olup olmayacağını merak etmiş ve bir gözlem yapmıştır. Bu gözlemde gölgenin kaybolmadığını, 7.2 derecelik bir açıyla gölge oluştuğunu görmüştür. Bunun üzerine para vererek tuttuğu bir adama Aswan ve İskenderiye'nin arasını ölçtürmüştür. Bu mesafe yaklaşık 500 stadyumdur. 7.2'lik bir derece çemberin 50'de biridir. Kısa bir hesap yapacak olursak, 39.690 kilometre dünyanın çapı olarak bulunmuştur. Bu sonuç inanılmazdır. Çünkü Eratosthenes 40.075 kilometre olan dünyanın çapını sadece %1'lik bir hatayla bulmuştur. Dünyanın çevre uzunluğunu basit bir deneyle 2000 yıl önce bulan Eratosthenes, M.Ö. 194 yılında bilime ışık tutan birçok teoriyle birlikte aramızdan ayrılmıştır. Bu bölümümüzün kitap önerisi Christophe Colomb'la Seyir Defterleri. Tuttuğu notlar sayesinde Christophe Colomb'la birlikte bir yolculuğa çıkabilirsiniz. 3. sezona başladık. Web sayfamızda her gün yeni bir haber paylaşıyoruz. 19-25 Kasım arası tam 5 video birden gelecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonraki bölümler için önerilerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bilimle kalın.